Merhaba hanımlar, Periörge Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Eriş Pembe. Bugün sizlere bir son ilmek işi tarif edeceğim. Haroşa bantlarda son ilmeği örmeden alıp dolayıp yaptığım bir iş. Bu şekilde işim. Ve dikiş gelecek yönlere de uygulayabiliyorum. İki yönde de aynı örülüşü. Yeleğimin tarifinde gösterdim ama ayrı olarak göstermemi isteyen arkadaşlar oldu tarif etmemi. Bu işi düz ve ters haroşa ile ikisiyle de tarif edeceğim. İkisinde de oluşan bir iş. İleğimizi çekelim. 3 numara şişim. 8 ilmek atsam yeterli olacak. İlk baştan itibaren göstereceğim. İlmeklerimi atıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 ilmek üzerinden göstereceğim. Birinci ilmeğimi normal örüyorum. Kenar ilmeğini. Daha sonraki ilmeklerimi haroşa ördüğüm şekilde örüyorum. Düz ilmek. Hepsini düz örüyorum. Son ilmeği bir tane kalınca örmeden şişime alıyorum. İp bu yüzde. Ön yüzde. Örgüyü çeviriyorum. İpi örmeden örgüyü çevirince ipi de ön yüze getiriyorum tekrar. Normalde böyle duruyor ama ilmeği kapatmasın, tarifim anlaşılsın diye bu şekilde tutacağım. İp ön yüzde, şişimi takıyorum ilmeğe, son ilmeğe ve böyle dolayıp alıyorum altından. Çekiyorum, ip yerleşiyor, örmeye devam ediyorum. İki yönde de aynı. Yine bir tane ilmek kalınca örmeden şişime alıyorum. Örgüyü çeviriyorum. İp yine ön yüze geliyor. İpim burada. Tekrar ilmeği takıyorum şişime. Çekiyorum, yerleşiyor. Şişe göre bir ilmek. Ve örmeye devam ediyorum. Tekrar son ilmekteyim. Taktım örmeden. Örgüyü çevirdim. Şişi taktım. Ve aldım. Düz haroşada bu şekilde alıyorum. Ters örenler içinse şimdi onu da tarif edeyim. Başka bir ip de göstereyim. Yine ters haroşa için aynı sayıda ilmek atayım. 10 tane. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Birinci ilmeği örüyorum. Kenar ilmeğini ördüm. İpimi yerleştiriyorum. İpi ön yüze alıp İlmeklerimi ters ilmekle haroşa örüyorum. Bu
Bu daha kolayıma geliyor benim. Ve az önceki tarifte olduğu gibi yine son ilmeği örmeden takıyorum. Örgüyü döndürüyorum. İp yine örgüden dolanıyor. Şişimi takıyorum. Örüyorum. İpi ön yüze alıp yine tersi olarak haroşalarımı örüyorum. Bir ilmek kaldı kenarda örmeden taktığım, örgüyü çevirdiğim, ip de örgüden böyle dolanıyor. Takıyorum şişimi. İlmeği şişten çıkartıp yerleştiriyorum. İpimi ön yüze alıp devam edip örüyorum. Ve yine son ilmeği örmeden takıp döndürüp şişimi takıyorum. İpimi öne alıp örüyorum. Diğer son ilmek işim gibi karışık değil. İki şekilde de ördüğünüzde bu son ilmek işi olur. Son kez bir tane daha göstereyim. Bir ilmek kalarak taktım, çevirdim, ipi öne aldım, son ilmekte şişi taktım, şişimi ipin altından dolayıp aldım, ipi öne alıp örüyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize kolay gelsin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.